Yazı yazmak için bana çiçek, kuş hürriyeti değil, içimdeki aşkın, deliliğin, oturmaz düşüncenin hürriyeti lazım. Çakımı çıkardım, kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı. Şu ömrü mevsimlere benzetenler iyi etmişler doğrusu. Herkesin bir ilkbaharı, yazı, güzü, kışı oluyor işte. Niye böyleyim dersin? Sabahleyin evden çıkarken büyük adamlar gibi ciddi, tüccarlar gibi hesaplı, zeki olmayı kararlaştırıyor, akşama doğru deli dolu, hesapsız, sersem bir halde eve dönüyorum. Yaratılış bu sevgilim. Bir türlü istediğin gibi adam olamayacağım. Nasıl bir dünya mı? Haksızlıkların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkında tecavüz etmelerinin bol bol bulunmadığı. Pardon efendim, bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada ise her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşlar ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Öyle bir şey. Uzatma canım. Neye soruyorsun bu kadar ne iş yaptığımı? Okumuş yazmışa benzersin de. Ne olacak okumuş yazmışa benzersem? Okumuş yazmış adam öğüt vermez de, dedi. Ya ne yapar dedim. Adamı anlar dedi. Ne yapacak? Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, ottan, böcekten, çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir şit sesi gelmedi mi fena? Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Şit şit, şit şit, şit şit. Kuşlar anlatır mı? Dedim. Tabii anlatır, dedi. Çocukken annem, sen bugün mektepte hocaya dilini çıkarmışsın. Ayıp değil mi sana? Derdi. Yalan vallahi anne, derdim. Sana kim söyledi? Bana bir kuş söyledi, derdim. Otobüs camına kafasını dayadı. Yine hayal etti. Hayal etmek kadar güzel bir şey yoktu. İnsanı insan eden hayal etmekti.